Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetimler doya doya İstanbul'u geziyor. Projenin amacı yetim çocukların dileklerini gerçekleştirerek onları bir nebze olsun mutlu etmek ve ihtiyaçlarını gidermek. Deniz Feneri Derneği 2003 yılından beri her yıl düzenlediği 1001 Çocuk 1001 Dilek projesini bu yıl yalnızca yetimler için gerçekleştirdi. Proje kapsamında 18-23 Nisan 2011 tarihleri arasında Türkiye'nin 7 bölgesinden İstanbul'a getirilen yetimler çok mutlu. Onlar için büyük bir özenle hazırlanan program çerçevesinde İstanbul turu yapıyorlar. Olivium Bowling Salonu'nda hayatlarında ilk kez bu oyunu oynamanın heyecanını ve coşkusunu yaşadıktan sonra alışveriş merkezinin üst katındaki McDonald's'ta kendilerine ikram edilen çocuk menüleriyle karınlarını doyurdular. Gezi programımızda sıra Zekeriya Köy'de bulunan Sihirli Elmalar isimli firmayı ziyarete gelmişti. Önce ablalarını dikkatlice dinleyip işi öğrendiler ve sonrasında her biri büyük bir keyifle kendi sihirli elmalarını yaptılar. Türkiye'nin en zengin içerikli aile eğlence ve kültür parklarından biri olan Turkuazoyla gezilerine devam eden çocuklar, farklı cinsten binlerce balığı canlı olarak görmekten çok keyif aldılar. Hep tarih, kültür ve eğlenceli yerleri gezmek olmaz. Çocuklarımızın sağlığı, hele hele de diş sağlığı da bizim için çok önemli dedik ve Bağcılar Hospital and Diş Hastanesi'nin güler yüzlü hekimleri ve personelinin katkılarıyla çocuklarımızın her birinin diş kontrollerini yaptırdık. Evet, solda sürtünce doğru çekilmesi gerekiyor. Diş çekimi, dolgu gibi gerekli görülen tedaviler eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Otobüste seyir halindeyken de şarkılarla, türkülerle eğlenen minik misafirlerimiz, fidan dikimi için gittiğimiz MÜSİAD'ın hatıra ormanında işe başlamadan önce küçük bir kaçamak yapıp uçurtma uçurdular. Sıra çalışmaya geldiğinde ise fidanlarını kapıp kendileri için hazırlıklar yapıp bekleyen MÜSİAD üyesi abi ve ablalarıyla birlikte hemen işe koyuldular. Aralarında çok güzel arkadaşlıklar kuran, tanıştıkları, misafir oldukları insanların kalbini kazanan çocuklarımızın her birinin İstanbul'da dikili birer fidanı var artık. Deniz Feneri minik ziyaretçilerle şenlendi. Bu çok özel misafirlerimizi Deniz Feneri'nin Ramazan abiyi ağırladı. Önce çocukların vazgeçilmezi şekerler ikram edildi. Ardından da güzel bir sohbete geçildi.
İyi yürekli Deniz Feneri Bağışçımızın yetim çocuklara ulaştırılmak üzere derneğimize emanet ettiği oyuncakları teslim almak üzere buradaydılar. Ramazan abileriyle beraber heyecan içinde ilerlediler. Kendilerini bekleyen güzel hediyelerin yanına doğru. Hep hayalini kurdukları uzaktan kumandalı arabalarına kavuştular sonunda. Üstelik içlerinden birinin tam da doğum gününe denk geldi bu güzel sürpriz. Her biri birer yarışçı edasıyla direksiyonun başına geçti ve yarış başladı. Onları bekleyen başka sürprizler de vardı. Deniz Feneri Giyim Mağazası'ndaki abi ve ablaları onları bekliyordu. Mağazaya gelen çocuklar zevklerine ve bedenlerine uygun olarak seçtikleri kıyafetleri poşetlerine doldurdu ve bayram öncesinde bayramı yaşadılar adeta. Deniz Feneri yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için hediyeleşme programı düzenledi. Deniz Feneri Derneği'nin Ankara Pursaklar'da bulunan şube merkezinde bayram öncesi hediyeleşme ve çocuklara eğlence programı düzenledi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların sevindirilmesine vesile olan herkese, hediyelerini verdiğimiz çocuklarımız adına teşekkür ederiz. Ramazan-ı Şerif'in 15. gününe denk gelen 12 Temmuz Cumartesi, aynı zamanda Dünya Yetimler Günü olarak kutlandı. İlk defa bu yıl kutlanmaya başlanan Dünya Yetimler Günü'nde, Deniz Feneri'nin de yetim misafirleri vardı. Dernek, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan genel merkezinde bir grup yetimle birlikte iftar yaptı. Ramazan abi iftar öncesi tüm yetimlere 100'er lira bayram harçlığı verdi. İftar sonrasında ise hediyelerini dağıttı. İstanbul'un Anadolu yakasında yaşayan yetimlerse Ümraniye'de bulunan İstanbul Şube yetkililerimiz tarafından ağırlandı. Palyaço eşliğinde oyunlar oynayıp eğlenen yetimler, aldıkları bayram harçlığı ve hediyelerin vermiş olduğu mutlulukla derneğimizden ayrıldılar. Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi de Dünya Yetimler Günü'nde yetim çocuklar için bir etkinlik düzenledi. Ardından Minik Patikler Anaokulu ve Ali Baba Kreşi'ndeki minik öğrenciler yetim kardeşlerine bayramlık hediyeler verdi. Thank you.
etkinlikte ayrıca hayırseverlerin yetim harçlığı projesine bağışladıkları bayram harçlıkları da yetimlere dağıtıldı. Balonların süslediği ve palyaçoların şenlendirdiği alanda etkinliğe katılan yetimler hem gönüllerince eğlendi hem de yepyeni bayramlıklara ve bayram harçlıklarına kavuştu. Allah yetimleri sevindirmemize destek olan hayırseverlerden ve iyilik gönüllülerinden razı olsun.